Türk, İslam, Kültür ve Medeniyeti. İslamiyet'in kabulü, Türklerin devlet yönetim anlayışında önemli bir değişikliğe yol açmadı. Karahanlılarda ikili teşkilatın uygulanması, Hatun'un yönetimde etkili olması ve Boylar Federasyonu şeklinde örgütlenme uygulamaları devam etmiştir. Hükümdarların kullandığı ünvanlar değişmiştir. Karahanlılar, Kadir, Kara, Buğra, Arslan, İlik, Gazneliler Sultan, Selçuklular Sultan-ı Azam ve Sultanül Alem ünvanlarını kullanmaya başlamıştır. Hükümdarları temsil eden semboller ise şunlardı. Hutbe okutmak, para bastırmak, tuğra, sancak ve bayrak, ota, hilat giymek, taht, asa, nevbet, çetir. Bunlardan hilat ve çetir, hükümdarlara tahta çıkış hediyesi olarak halife tarafından gönderilirdi. Hükümdar çocuklarına melik ünvanı verilirdi. Melikler yönetim tecrübesi kazansın diye yanlarında atabeyleri ile eyaletlere gönderilirdi. Meliklere ve atabeylerine eyaletlerde geniş yetki verilmesi bağımsızlık ilan etmelerinde etkili olmuştur. Saraydaki bazı görevliler şunlardır. Hacip, en yetkili saray görevlisidir. Sarayla halk arasındaki iletişimi sağlar. Çeşnigar, hükümdara sunulacak yiyecekleri kontrol eder. Emir-i Candar, sultanın ve sarayın korunmasından. Emir-i Alem, bayraklardan ve sancaklardan. Emir-i Ahur, saraydaki atların bakımından sorumludur. Büyük Selçuklu Devleti'nde ülke sorunları divanı saltanatta görüşülürdü. Bu divana yardımcı divanlar şunlardı. Divan-ı İstifa, devletin mali işlerini yürütürdü. Divan-ı Arz, askerlerin maaşlarını öder ve ordunun ihtiyaçlarını karşılardı. Divan-ı İşraf, mali ve idari işleri denetlerdi. Divan-ı İnşa, resmi yazışmalardan sorumluydu ve yazılı belgelere sultanın tuğrasını çekerdi. Hükümdar olmadığında yerine Niyabet-i Saltanat Divanı bakardı. Divan-ı Mezalim ise adli işlerden sorumluydu. Başkent dışında kalan taşra toprakları eyaletlere ayrılıp yönetilirdi. Eyaletler vilayetlere, vilayetler kazalara, kazalar da köylere ayrılırdı. Eyaletlerin başında melikler ve şıhne denilen askeri valiler bulunurdu. Eyaletlerdeki güvenlik işlerine sahib-i şurta ve subaşı bakardı. Şehirlerdeki mülki amire amit denirdi. Mali işlere ise amil denilen memurlar bakardı. Türk İslam devletlerinde ordu iki temel sisteme dayanır. Gulam sistemi ve ikta sistemi. Türk tarihinde ilk olarak Selçukluların uyguladığı ikta sistemiyle oluşan ordunun giderleri, mülkiyeti devlete ait olan toprakları işleyen halkın verdiği vergilerle karşılanırdı. Sahibi arz, devlet adına vergileri toplar ve bu parayla belli bir sayıda asker yetiştirirdi. Bu sistem sayesinde hem hazineden para çıkmadan ordu oluşturulur, hem de topraklar işlenir, üretimde süreklilik sağlanırdı. İlk olarak Karahanlıların uyguladığı gulam sisteminde, küçük yaşta esir alınarak getirilen çocuklar askeri eğitimden geçirilerek çeşitli görevlere getirilirdi. Saraydaki hizmetleri alınan gulamanı saray görevlilerinin her türlü masrafı devletçe karşılanırdı. Padişahı ve başkenti koruyan hassa ordusu ise 3 ayda bir bistegani denilen maaş alırdı. Türk İslam devletlerinde 4 tür toprak vardı. İkta topraklar, gelirleri memurun ve askerin maaşlarını karşılamak üzere ayrılan topraklardı. Hazineden para çıkmadan düzenli bir ordu oluşmuş ve üretim sürekliliğini sağlamıştı. Has topraklar, gelirleri hükümdar ve ailesine ait olan ve doğrudan hazineye aktarılan topraklardı. Vakıf topraklar ise sosyal hizmet amaçlı çalışan kurumların ihtiyaçlarının karşılandığı topraklara verilen attı. Mülk topraklar ise özel mülkiyet dahilindeki topraklardı. Türk İslam devletlerinde ekonomik hayatta önemli bir yere sahip olan ahilik teşkilatı,
kaynağını Abbasilerdeki fütüvvet teşkilatından alan esnaf ve zanaatkarların oluşturduğu mesleki dayanışma örgütüdür. Gayrimüslimlere kapalıdır. Ahiler, çarşı ve pazarları denetlerdi. Bu denetim işini yapanlara muhtesip denirdi. Vergiler inanca göre alınırdı. Örneğin Müslüman halktan onda bir oranında gelir vergisi olarak öşür alınırken, gayrimüslimlerden beşte bir oranında haraç vergisi alınırdı. Askere gitmeme karşılığında gayrimüslimler cizye vergisi öderdi. İki tür hukuk anlayışı vardır. Şer'i hukuk, dine dayalı hukuktur. Kadılar tarafından uygulanırdı. Kadı, miras, boşanma, noterlik, vakıfların yönetimi gibi işler yapardı. Kadıları kadil kudat atardı. Kadıların verdiği kararlar nihai değildi. Yani bir üst mahkeme olan divan-ı mezalime karar taşınabilirdi. Örfi hukuk, gelenek ve görenekler doğrultusunda oluşmuş hukuka denirdi. Eski Türk töresinin İslamiyet'e uyarlanmış haliydi. Emir-i dat, örfi davalara bakardı. Türk İslam mimarisi, Arap ve Fars sanatından etkilenmiştir. Önemli mimari yapılar arasında anıt mezarlar olan kümbet ve türbe yer alır. Kümbetler konik çatılı, türbeler ise genellikle sekizgen planlıdır. Yoksul insanlara barınacak yer imkanı sağlayan imaretler, ayrıca ihtiyaç sahiplerine yemek dağıtan aşevleri sosyal devlet anlayışının bulunduğuna önemli kanıtlardır. Karahanlılar döneminde ilk örneklerine rastlanılan Ribat adı da verilen kervansaraylar ticaret yolları üzerinde kurulmuştur ve tüccarların konaklamaları için hizmet sunmaktadır. Ayrıca ticari amaçlı kapalı çarşı olarak niteleyebileceğimiz bedestenler inşa etmişlerdir. Yüksek öğrenim kurumları olan medreseler, önemli Türk İslam bilginlerinin yetişmesinde rol oynamıştır. Ana yapısı cami olan medrese ve ona bağlı birimlerden oluşan yapılara külliye adı verilir. Külliyelerde kütüphanenin yanı sıra Darüşşifa ya da Bimaristan adı verilen hastaneler bulunur. İslamiyet'in kabulü toplum hayatını da değiştirdi. Daha önceleri konar göçer hayat süren Türkler, Müslüman olduktan sonra şehirlerde ve köylerde yaşamaya başlayıp göçebeliği bırakmış, yerleşik hayata geçmeye başlamıştır. Köylere yerleşenler tarım ve hayvancılıkla, şehirlerdekiler ise ticaret ve el sanatlarıyla uğraşmıştır.